YGS, DYS sınavında gölge ile ilgili sorular yorum olarak karşımıza çıkıyor. Bunların benzer üçgenleri kullanılarak çalışmalarımızda okul sınavlarına çıkar. Şimdi biz karışık olarak anlatmaya çalışalım. Şöyle bir olayımız var arkadaşlar. Bir perdemiz olsun. Ve burada da bir tane reyer çaplı bir küremiz olsun. Şimdi dikkat edin lütfen. Ve burada da bir tane ışık kaynağımız olsun. Şimdi arkadaşlar, ışık kaynağı, perde ve arasına bir tane engel konmuş. Işık geçirmeyen bir engel. Bize deniyor ki perdede ne oluşur? Gölge mi, yarı gölge mi, ikisi de mi ya da şekli nedir diye soru sorulur. Burada yapacağımız olay basittir arkadaşlar. Işık kaynağından engelin önce bir altına bir de üstüne ışınlar yollanır. Burada oluşan şekil nedir arkadaşlar? Bir gölgedir. Neden? Çünkü bir ışık geçirmediği için gölge olmak zorundadır. Peki ben bu gölgenin yarı çapını bulabilir miyim? Bulabilirim. Neyi kullanıyorum arkadaşlar burada x dersem? Benzer üçgeni kullanıyorum. Neydi benzer üçgen mantığı? Büyük kenar bölü küçük kenar eşittir. Büyük kenar bölü küçük kenar. Burada dikkat ederseniz iki tane üçgenimiz var arkadaşlar gördüğünüz üzere. İki tane üçgenimiz var. Ne yaptım? Büyük kenar bölü küçük kenar. Büyük kenar bölü küçük kenar yaparak x'in ne olduğunu gördüm arkadaşlar. 2r olduğunu gördüm. Demek ki bunun yarıçapı neymiş? 2r'ymiş. Gölge alanlarını sorarsa ne yaparsınız arkadaşlar? Pi r kareyi kullanarak yıllar önce LSE sınavında çıkmıştı. Gölge alanının 4 pi r kare olduğunu söyleyebiliriz. Çok güzel. Şimdi YGS LSE'de bu soruyu nasıl bekleriz? Sayısal soru sordu zamanında. Bunu bize yorumlu da sorabiliyor. Peki yorumu nedir? Bize der ki perdedeki gölgenin alanını arttırmak için ne yapalım? Bakın ne dedik? Perdeki gölgenin alanını arttırmak için ne yapalım? Şimdi arkadaşlar, bu perdeyi biz sağa doğru çekersek perdedeki gölgenin alanı artar mı? Artar. Neden? Bakın perdeyi şuraya doğru çekelim. Perdeyi buraya doğru çekmek ne demektir? Şu yolladığım ışınlar bakın açılarak gidiyor görüyor musunuz? Yolladığım ışınlar açılarak gittiği için şuradaki gölgenin ne olduğunu görürüm arkadaşlar, arttığını görürüm. Demek ki perdeyi sağa doğru çekersem ne olurmuş arkadaşlar? Gölgenin alanı büyümüş. Peki başka ne yapılabilir? Şunu düşünelim. Işık kaynağını engele yaklaştıralım der. Bakın ışık kaynağını engele yaklaştıralım. Olur mu? Bakın ışık kaynağını şuraya getirsek yani şuraya doğru bir yaklaştırma yapsak olur mu? Deneyelim arkadaşlar. Bakın ışık kaynağından ne yapıyorduk? Bir alta yolluyordunuz, bir de üste yolluyordunuz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bir açılma oldu ışıkta. Işıkta açılma olduğunda ne olur arkadaşlar? Gölgenin alanı ne olur? Artar. Peki bunda da anlaştık mı? O zaman gölgenin alanını arttıran ne oldu? Işık kaynağını sağa doğru yaklaştırmak arttırdı. Perdeyi sağa doğru çekmek ne oldu? Gölgenin alanını arttırdı. Başka alternatif var mı arkadaşlar? Evet, bir alternatif daha var. Nedir o? Şudur. Onu da buraya çizeyim. Şöyle bir şeklimiz var dikkat ederseniz. Burada engelimiz vardı. Bakın dikkat edin. Burada ışık kaynağı vardı. Burada da ne vardı? Perdemiz vardı arkadaşlar. Diğeri de şudur arkadaşlar. Engeli ışık kaynağına yaklaştırmak. Doğru mu? Doğru. Bakın engeli ışık kaynağına yaklaştırdığınız zaman engel buraya geldi mi? Geldi. Bakın şimdi ışığı yollayın. Bakın ışığı şimdi yolladığınız zaman ne olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Açıldığını görüyorsunuz. Yine ne oldu arkadaşlar? Gölgenin alanı ne oldu? Arttı. O zaman neymiş öbür cevabımız? Engeli nereye doğru çekmek? Sola doğru. Yani ışık kaynağına doğru yaklaştırmakta ne yaparmış arkadaşlar? Gölgenin alanını arttırabilirmiş. İşte böyle yorum sorusu karşımıza sınavda YGS'de özellikle ne yapar arkadaşlar? Çıkabilir. Şimdi arkadaşlar yine bir perdemiz olsun. Bir engelimiz olsun. Bu sefer iki tane ışık kaynağımız olsun. I1 ve I2 ışık kaynakları olsun. Unutmayın. İki tane ışık kaynağı kullanıyorsanız, iki tane ışık kaynağı kullanıyorsanız arkadaşlar kesinlikle orada gölge ve yarı gölgeler gözleyebilirsiniz. Gözleyebilirsiniz demeyelim, görürsünüz. Çok ters bir şey olmadığı sürece ne? Gölge ve yarı gölge görmenizi bekleriz. Önce birinci ışık kaynağından ışınlarımızı yollayalım. Bakın arkadaşlar ne oldu? Gördüğünüz gibi bir gölge oldu. Çok güzel. Burası gölge. Şimdi diğerinden yolluyorum. Diğerinden yolluyorum arkadaşlar. Bakın yolladık.
Daha dar gelecek gördüğünüz gibi. Bakın buraya da ne düştü? Bir gölge. Burası ikisinden de ışık almıyor. Burası bir gölge. Yani tam gölge diye tanımlanır. Peki buraya ne düştü arkadaşlar şu bölgeye? Şu ışıktan ışıklar düşmeye başladı. Unutmayın. Gölge olan yere ışık düşüyorsa orada ne görürsünüz arkadaşlar? Yarı gölge görürsünüz. Burası ne? Gölge. O zaman ben bu şekli nasıl görürüm arkadaşlar? Genelde bunu soruyorlar sınavlarda. Şurada bir çakışma, şuranın gölge olduğunu, buranın da yarı gölge olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bazen bunu neyle soruyorlar? Renklerle soruyorlar. İşte buna kırmızı diyor, buna yeşil diyor. Oradaki rengi soruyor bize. Mantığımız aynı. Şimdi bu şekli bize sorabilir. Başka? Yine bize arkadaşlar yorum sorabilir. Der ki, I bir ışık kaynağını sağa doğru çekersem ne olur diye sorar. Bakın, I bir ışık kaynağını sağa doğru çekersek ne olur? Çok dikkatli düşünelim. Şu gölgenin sınırını kim belirliyor arkadaşlar? I2 belirliyor. Bakın, I2 değişmediği sürece gölgeniz ne olmaz arkadaşlar? Değişmez. Peki I1 ışık kaynağını şuraya çektiğiniz zaman ne olur arkadaşlar? Bakın dikkat ederseniz ışınınız daha geniş gider. Görüyor musunuz? Daha geniş gider. Daha geniş gittiği için yarı gölge ne olur arkadaşlar? Artar. Gözleyebildiniz herhalde. Peki. Başka bir şey soralım kendimize. I2'yi sağa doğru çekersek ne olur? Tamam. Bakın I2'yi harekete geçirdiğiniz an şu gölgenin sınırı değişecek. Gözlemeye çalışın. Ben I2'yi buraya getirdiğim zaman ne olur arkadaşlar? Işın gördüğünüz gibi daha geniş vurur. Yani buradan gölgenin alanının arttığını görür. Ne diyeceğim arkadaşlar? Gölge artar. Ama yarı gölge azalır. Neden azaldı arkadaşlar? Dikkat edin. Tamam yarı gölgenin sınırını şu belirliyor ama I2 ışık kaynağı sağa doğru gittiği için gölgemiz büyüdü mü? Büyüdü. Nereden aldı bu alanı arkadaşlar? Yarı gölgenin olduğu bölgeden aldı. Dolayısıyla yarı gölge ne olur arkadaşlar? Azalır. İşte bu tür sorulara dikkat etmemiz gerekiyor. Mantığı bu şekilde çalışıyor. Mesela kolay bir şekilde sordu diyelim. Perdeyi sağa doğru çek dedi. Perdeyi sağa doğru çektiğimiz zaman ne olur arkadaşlar? Yarı gölge ne olur? Artar. Gölge ne olur arkadaşlar? O da artar. Neden arttığını gördünüz? Çünkü perdeyi çektiğiniz zaman ne olacak? İkisinde de bir genişleme göreceksiniz. İkisinde de bir genişleme gördüğünüz için bir artış görmenizi bekleyebiliriz bu tür sorularda arkadaşlar. Şimdi ÖSYM'nin daha önce kullandığı bir soru tarzı var arkadaşlar gölgede. Onu da bilmenizde fayda vardır. Mesela şöyle bir soru kullanmıştı. Şöyle bir soru çözeyim size arkadaşlar. Engel illaki şu yüzeyin ne derler zemin üzerine koyacağız diye bir şey yok. Şuraya da koyabilirdik. Engel buraya konulabilirdi. Işık kaynakları I1 ve I2 ışık kaynakları burada olabilirdi. Ne yapacaktık arkadaşlar? Yine bir üstüne bir altına değil mi? Gölge oluştu şu anda. Bundan da ne yapacağız arkadaşlar? Bir üstüne bir altına yollayarak ne görürüz? Şuranın gölge olduğunu, şu geri kalan kısmın ne olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Yarı gölge olduğunu görürsünüz. Yani ışıklarda neyi ararsınız? Gölge tam ortada. Yarı gölgeyi de kenarlarda görebilirsiniz. Yine bunun da yorum sorularını aynı şekilde yapacaksınız. Mesela bir tane yapayım. I1'i sağa doğru yaklaştırırsam ne olur? I1'i sağa doğru yaklaştırırsam ne olur arkadaşlar? Yarı gölgenin sınırı artacağı için yarı gölge ne olur? Artar. I2'yi yaklaştırırsam ne olur arkadaşlar? Dikkat edin. Yine I2'yi buraya doğru yaklaştırdığınız zaman ne olacak? I2'nin sınırı açılacağı için gölge ne olur? Artar. Yarı gölge ne olur arkadaşlar? Artmayı gölgeden, yarı gölgeden aldığı için ne olur? Azalır. Biraz önce yaptığım sorunun aynısı aşağı yukarı. Sadece engeli nereye koyduk? Tam ortaya koydum. O şekilde bir soru çalışmasıydı. Dediğim gibi buradaki uzaklıklarla ilgilenmedik. Şu an için bunların soru çözümlerini de görürsünüz. Yarı çapları farklı bir şekilde vereceğim orada size. ÖSYM'nin yıllar önce sorduğu bir soru var arkadaşlar. Arkadaşlar ÖSYM'nin yıllar önce sorduğu bir soru türü var. Onu bir size göstereyim. Şurada bir ışık kaynağı var dedi bize. Mesela bir güneş olabilir. Bakın bir ışık kaynağı. Işık kaynağı var. Şimdi şöyle bir olayımız vardı. Şöyle bir çekim çizelim şuraya. Bir engel. Şöyle engelin üstlerine alttan ışınlar yollanmış. Şu şekilde bir bölgeydi. Şimdi arkadaşlar bu engel unutmayın. Engel.
Bize sorulan soru şuydu. K noktası, şu hizayı da verelim size. Burası L noktası, burası M noktası, burası da S noktası. ÖSYM buna benzer bir soru sormuştu. Ben anlatım olsun diye rastgele verdim. Bana dedi ki işte K'nın görüntüsü nasıl olur, L nasıl gözler, M nasıl gözler, S nasıl gözler. Yani K'dan, L'den, S'den, M'den bakan şu ışık kaynağı nasıl görür gibi bir soru sordu. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz K'dan bakan hiçbir şey göremez. K'dan bakan ne görür? Karanlık bir yuvarlak şekil görür. Neden? Çünkü bakın K'dan ışınları çizdiğiniz zaman ne oluyor? Işık kaynağının kenarından geçiyor. Yani orada ben ışık kaynağıyla ilgili hiçbir şey göremiyorum. Bunun için karanlık bir şekil. Yani gölge diyebilirsiniz. Çok güzel. Peki L'den bakan ne görür arkadaşlar? Evet, L'den bakan da aynısını görür. Neden? Bakın gözleyin. L'den de ışınları yolladığınız zaman ışık kaynağına ulaşabiliyor musunuz? Ulaşamıyorsunuz. Bu engel ne yapıyor size? Engelliyor ve ışık kaynağını göremiyorsunuz. Çok güzel. M. Evet, M güzel. M'den ışın yollarsanız arkadaşlar bakın ne olur? Daha dar vuruyor. Görüyor musunuz arkadaşlar bakın? Daha dar vuruyor. Demek ki ben nereye göremiyorum? Şu ortayı göremiyorum. Çünkü bunun gölgesi buraya düşüyor. Etrafı görüyorum. O zaman meydan baktığım zaman ne görürüm arkadaşlar? Ortayı karanlık yani bir gölge, etrafı ne olarak görürüm arkadaşlar? Bir aydınlık olarak görürüm. Peki S'den bakan ne görür? S'den yolla ışığı arkadaşlar. S'den bir ışık yollaması yapalım. Şöyle bir ışık yollayalım. Bakın yolladık, şuraya vurdu. Bir tane daha yolladım engele. Bakın görüyor musunuz? Bakın şu gölge nereye düştü arkadaşlar? Şuraya düştü görüyor musunuz? O zaman nasıl bir olay olacak? Gölge şu aşağıya temas edecek. Şurada bir gölge göreceğim. Şu etrafı ne görmemi bekleyeceğiz arkadaşlar? Bir aydınlık ışık kaynağı görmeyi bekleyeceğiz orada. Şimdi arkadaşlar gölge ile ilgili son soruyu çözüyorum size. Zor bir sorudur. Genelde deneme sınavlarında çıkar ve çoğu öğrencinin takıldığı soru türüdür. İleri seviye diye tanımlıyorum bunu. Genelde deneme sınavlarında sorduğumuz zaman öğrencilerin takıldığı bir numaralı sorudur. Şimdi şöyle bir olay yapalım. Bir perde alalım. Bir engel. Küresel koydum. Şuraya bir tane ışık kaynağı aldık. Şimdi arkadaşlar. Ve bir tane de perde alalım. Pardon, düz ayna alalım. Bize sorulan soru şu. Dedi ki, perdedeki görüntüyü bul. Şekil olarak onu sorabilir. Artı ne sorabilir bize? Yorumlarını sorabilir. İşte perde yaklaştı, düz ayna yaklaştı vesaire vesaire. Başlıyoruz. Önce şu ışık kaynağından engelin altına üstüne ışınları yolladık. Ne oldu arkadaşım burada? Bir gölge oldu. Çok güzel. Kutula. Çiz çizgi. Şimdi ne var? Şu ışık kaynağı düz aynanın önünde olduğuna göre, düz aynayı anlatacağız size. Düz aynanın önünde olduğuna göre ne oldu? Bunun bir görüntüsü oldu mu? Oldu. Şimdi arkadaşlar, düz aynanın içindeki görüntüden engelin üstüne ve altına ne yapacaksınız arkadaşlar? Işınlar yollayacaksınız. Yolladık mı? Peki buraya ışık düştü mü? Düşmedi. Burada da bir gölge meydana geldi. O zaman benim göreceğim şekil nedir arkadaşlar? Şöyle bir şekildir. Burası gölgedir. Burası nedir? Yarı gölge olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi soruyu size soruyorum. Eğer hocam bu soru çok kolaydı diye düşünen arkadaşlar varsa sorduğum soruyu durdursunlar. Bir çözümünü yapmaya çalışsınlar arkadaşlar. Sonra cevaba baksınlar. D'ye kadar demeyelim. Şuraya bir ışık kaynağı koyalım. Şurayı silelim. Şurası D'ye kadar olsun. Şimdi sorulan sorumuz şu. Perdedeki şekli çiz diyoruz. Perdede nasıl bir şekil olur diye bir soru soruluyor bize arkadaşlar. Şıkları açayım ben size. Bana şık olarak da paylaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi çözüme de bakmadan cevabı siz çözün. Sonra birine paylaşırsanız sevinirim. A şıkkında şöyle bir şekil mi görürsünüz? Şöyle bir şekil mi? B şıkkı şöyle bir şekil mi? C şıkkı şöyle bir şekil mi?
D şıkkı komple karanlık mı? E şıkkı, şu anda E şıkkını ben de bilmiyorum, soruyu çözeceğim. Çözdükten sonra eğer bu dediklerimden biri yoksa E şıkkına cevabı atarım. Ama büyük ihtimal şu dördünden biri vardır. O cevapta kanamayacağım. Şimdi arkadaşlar. Cevap için sizi bekleyeceğim bir süre. Belki videoyu durdurmazsınız diye. Soruyu yeniden söyleyeyim. Bir engelimiz, bir perdemiz, düz aynamız, düzlem aynamız, düzlem ayna, güzel yazdım. Işık ayna, düzlem ayna ve perdede nasıl bir şekil oluşur diye size sorduğumuz bir soru. Şimdi arkadaşlar, soruyu çözelim. Önce ışık aynağından bir altına bir üstün ışınları yolladım. Burada ne oldu arkadaşlar? Gölge oldu. Çok güzel. Gölgeyi yakaladım. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Işık kaynağının görüntüsünü bulacağız. Görüntüyü bulduk mu? Bulduk. Bir gıdım yavaş yapıyorum arkadaşlar. Sizin düşünme süreniz de olsun diye. Buraya kadar yapmışsınızdır. Şimdi ışık kaynağından ne yapacağız arkadaşlar? Engele ışınlar yollayacağız. Engele ışınlar yolladığımız zaman cevabın çıkmasını bekleyeceğiz o noktada. Evet arkadaşlar yolluyorum. Herhalde yani çoğu arkadaşım vereceği cevabı ben tahmin etmişimdir. Yanlış olmazsa büyük ihtimal Adana falan diye cevaplar oluşmuştur. Dediğim gibi paylaşın. Yolluyorum. Işık kaynağından şuraya bir ışın yolluyorum. Yolladık mı? Yolladık. Çok güzel. Şu ışık kaynağından engel ışık yolluyorum. Dikkat edin. Işık kaynağından engelin burasına ışık yollayamazsın. Yasak. Olmaz böyle bir şey. Bakın arkadaşlar çok özel bir bilgi verdim size. Olmaz böyle bir şey. Çok özel bilgi. Özel derste paylaştığınız bilgiler genelde bunlar arkadaşlar. Dikkat edin. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Neden olmaz? Çünkü bizde ne var arkadaşlar? Düz aynanın görüş alanına giren yerlere ışık yollayabiliriz biz. Biz düz aynanın görüş alanına giren yerlere ışık yollama hakkımız vardır bizim. Peki bu engelin burası düz aynanın görüş alanına giriyor mu? Girmiyor. O zaman oraya ışık yollama hakkın var mı? Yok. Yollarsan Adana'yı bulursun. O zaman nereye ışık yollayabilirsin? Sen en fazla sınırın nedir? Şuradan şu görüş alanı olan buraya yollarsın. O da zaten ne yapmaz arkadaşlar? O da hiçbir yere gitmez. O zaman senin nasıl bir cevap gözlemen gerekiyor arkadaşlar? Cevabın Edirne şıkkı olan ya da şöyle yapalım. Şöyle bir cevap olacak burada arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Şu yarıçap hizası da değil. Daha da büyüktür. Daha da büyüktür. Neyse onu benzer üçgenlerle kurabiliriz. Şu şekilde bir cevap genelde bekleriz arkadaşlar. Aşağı yukarı Bursa cevabı da diyenler için doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ya zor bir sorudur arkadaşlar. Yapan arkadaşları şimdiden tebrik ederim. Şimdi arkadaşlar bu düzlem aynanın pardon bu gölge yarı gölgenin arkasından size düzlem ayna anlatacağım. Düzlem aynada görüş alanı bulma. Cisimlerin aynaya yaklaşırken birbirinin bağ hızlarını yakalama. O konu anlatımı gelecek. Arada bu yazılıya yakın, onun bu yazılı yakında işlemli soruları çözebilirim ama bundan sonra gelecek konu düzlem ayna ve görüş alanı. Sınavda başarılar.